Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Konya yöresine ait toparlak çorbası tarifi hazırlayacağız. Bu tarifi kışı için çok iyi uygun oluyor ve tadı da çok güzel. Gerekli olan malzemeler: 250 gram dana kıyma eti, 1 parda haşlanmış nohut, şöyle küçük bir kaşığı tuz, orta boylu soğan iyi bir şekilde ve ince bir şekilde doğranmış, 1 çay bardağı ince bulgur, 2 yemek kaşığı un, 1,5 yemek kaşığı domates salçası, küçük bir kaşığı karabiber, yarım küçük bir kaşığı kimyon, 3 yemek kaşığı zeytinyağı. Bir tava alıyorum ve içine kıyma eti dökeceğim. Şimdi unumuzu ilave ediyoruz. Karabiber, kimyonumuzu da koyalım. Ve sonra ince bulgurumuzu koyacağız. Şimdi iyi bir şekilde yoğuracağız. Ben tuz koymayı unuttum. Sizler de yoğurmadan önce tuzu ilave edeceksiniz. Küçük bir kaşık koyacağım. Ondan sonra yoğurmaya devam edeceğim. Evet, şöyle bir tava alıyorum ve içine su koydum. Şimdi köftemizi top gibi bir şekilde yapacağız. Top gibi olan küftem unun içine koyacağım. Evet, şu şekilde olacak. Geniş bir tava içine koydum ve o tava içine un koydum tabii ki de. Şu şekilde devam edeceğiz. Hepsini bitene kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Evet, hepsini yaptım. Evet, şimdi top gibi olan köftemiz unumuz ile karıştıracağız. Her tarafı un geçmesi sağlıyoruz. Şimdi fazla olan unumuz şöyle top gibi olan küftemizden çıkaracağız. Evet, şöyle. Şu şekilde yapacağız gördüğünüz gibi. Ocağın üstüne bir tencere koyacağım. İçine sıvı yağ dökeceğiz. Doğradığım soğanı tencerem içine dökeceğim. Soğanımızı karıştıracağız. Pişene kadar karıştıralım. Şimdi soğanın üstüne domates salçası ilave ediyorum. Salçamız ve soğanımız birbiriyle karıştıracağız. Şöyle iyi oldu. Dört su bardağı kaynamış suyu ilave edeceğim. Biraz karıştıracağız. Ondan sonra kaynana kadar bekleyeceğiz. Haşlanmış nohutumu ilave ediyorum. Karıştırıyoruz ve yine de kaynana kadar bekleteceğiz.
Kaynamaya başladığı için şimdi artık top gibi olan küftelerimizi ilave ediyoruz. Biraz şu şekilde karıştıracağız. Orta ateşte bırakacağım. Kıvamı biraz kalınlaşana kadar bekleteceğiz. Bir miktarda tuz koyacağım. Tuzun miktarı size bağlı. Ocağın üstüne karıştıracağız. Pişene kadar bekleteceğiz. Evet, çorbamız servis edilmesi için hazır oldu. Sıcaklığıyken servis edeceğiz. Artık şimdi servis edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün tarifim için bu kadardır. İnşallah beğenmişsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.